nasılım? Hezarfen Ahmet Çelebi oldum. Hayır, sen meleksin. Oğlum şu an Hezarfen Ahmet Çelebi'yim. Hayır, meleksin. Hezarfen Ahmet Çelebi'yim Ömer. Aa, hem ben sen neydim? Cambazlar düşünce melekleridir. Nasıl? Baba, hı. Kız Kulesi'ne gidelim mi? Kız Kulesi'ne mi? Olur. Atla sırtıma seni Galata Kulesi'nden Kız Kulesi'ne uçurayım. Hayır, ona değil. Gerçek Kız Kulesi'ne. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ben yukarı çıkayım. Galata'dan Kız Kulesi'ne yürüyeyim. Bir durumlara bakalım. Bakalım yukarıda hava nasıl? Rüzgarlı mı? Eğer güzelse seni Kız Kulesi'ne götüreyim, olur mu? Yaşasın. İyi, hadi. Gel. Baba. Dikkatli ol, olur mu? Düşersen canın yanar. Tabii, kurban olurum ben sana. Sen hiç merak etme. Aşağıdan bakanlar göremez ama ben ipte yürürken gökyüzüne tutuyorum. Meslek sırrı. Hadi geç. Bırakma Sandra. Kalamam Ümit. Yapamam. Ben için de kolay değil. Ama gitmem gerek. Kulesi. Oğlum Kız Kulesi'ne
10.000 yıl önce balıklar yapmış. Deniz kızları daha rahat uyusun diye yapmış. Peki neden deniz kızları yok? Neden onları göremiyorum? İnsanoğlu her gece havai fişek patlattı. Ne oldu? Deniz kızları da rahatsız oldu tabii. Hiç uyuyamadılar. Bize küstüler. O yüzden de göçüp gittiler. Bakma bu martılar da kızgın bize. O yüzden her sabah vak vak diye bağırıyorlar. Ama biz kız kulesine taşınca deniz kızları geri gelecek değil mi? Ben onlarla uyuyacağım. Deniz kızlarıyla uyuyacağım. Bak sen paşama bak sen. Yatağını ıslatırsan kimse uyumaz seninle. Ben ıslatmıyorum ki. Miki ıslatıyor. Hep Miki, hep Miki. Hadi toplan hadi. Geç kalıyoruz hadi. Deniz kızlarıyla uyuyacakmış. Hep Miki, hep Miki. Bir kere de ben yaptım de be. Ha? Hadi paşam. Hadi. Çok sıcakta koşmanın milleti kovalamaya gerek yok. Tamam. Hadi iyi dersler. Baba bugün ders yok ki. Niye? Bugün karne günü. Karne mi? Hı hı. Ha. Kırık var mı? Baba ne kırığı ya? Hepsi 5. Ya hadi bana yalan söyleme, var mı kırık? Baba gerçekten hepsi 5. Benimkinden bile iyi. Demek sen zeka konusunda babaanneye çekmişsin. Hepsi 5. Ben seni lisede göreceğim. Hadi, hadi. Ömer. Aa baba, yeni arkadaşım. Gel tanıştırayım. Merhabalar efendim, ben Ümit, Ömer'in babasıyım. Ben de Yeliz'in annesi Funda. Memnun oldum. Memnun oldum. Yeliz ne güzel adım varmış. Hadi Yeliz'ciğim. Bakın gidiyor bizim topal. Geçen çok karıştırıyorum amcaoğlu. Başladı bir telefon etme. Salazın teki 1500 lira telefonu çöpe atmış. Açtım bir alo dedim. Sahibi arıyor. Siz kimsiniz diyor. Ya ablacığım dedim, ben astronotum. Uzaydayım. Dünyada 6 ay yokum dedim. Nasıl bıyaklıyor, nasıl bıyaklıyor amca? Göreceğim. Ya çık dedim pencereye. Çık bak, el sallıyorum. Bana mal mal bakıyor. Ya millette para amcaoğlu. Senle ben sürünüyoruz vallahi. Dedi geçen yıl kese kağıdı içinde bir bale para bulmadım. Buldu 500 bin lira para. Ne oldu? Gitti Nijerya'ya tatil köyü açtı. Tatil köyü açtı. Birader sen ne anlatıyorsun bana ya? Sabah sabah sen benim kafamı şişirdin. Sen her sabah bana aynı hikayeyi anlatıyorsun ya. Oğlum madem o kadar meraklıydın, sen de beraber arkadaşınla gitseydin vatanına Samuel. Kim lan Samuel? Samuel kim? Ben olmuşum Sami. Hem ne işin var Nijerya'da? Irkçılık yapma amcaoğlu. Burası senin vatan. Benim iki kere vatan. Şahide kim? Whew.
çocuklar, buraya bakın. Gelin, 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 gelin. Toplanın şöyle. Toplanın, toplanın, toplanın. Hepimiz salıncağa binmek istiyor muyuz? Evet. Efendim? Evet. Ama ben hiç duyamıyorum. Evet. Sadece erkekler. Evet. Şimdi kızlar. Evet. Hep beraber. Evet. O zaman bakın şimdi size neler göstereceğim. Dikkatli izleyin. Hazır mıyız? Evet. Şimdi dikkatli izleyin. Hop, şaklaban. Sana kaç kere buralarda dolaşma dedim. Bizi hiç tattığın yok. Başçavuşun beygiri miyiz biz? Onu bilmem. Onu Baytar'a sor. Gösteririm ben sana Baytar'ı. El koyayım aletine, ha, götüreyim mi? Sen ne meraklıymışsın benim. Ne yapacağım benim? Alın şu ordayı, koyun kamyonu, hadi. Çekil bakalım, çekil. Bırak ekmek teklemi. Ne oluyor ya, ne istiyorsun sakat adamdan? Ekmek parası için uğraşıyor, yazıktır, günahtır. Bana bak soytarım, sana son ikaz. Ya adam gibi iş tut ya da git başkasının çöplüğünde eşelen. Sandra? Ümit, ben yakında iş için İstanbul'a geliyorum. Kısa bir süre Türkiye'de kalacağım. Sizi görmek istiyorum. Ömer haber ver, olur mu? Olur olur, ben söylerim. Bekleriz. Sandra, bir şey söyleyeceğim. Akşam bir de sen arasan, bir de kendin söylesen Ömer'e. Tabii ki. Akşam ararım yine. Bekleriz. Bugün her şey bedava. İstediğiniz kadar binin, koşun, eğlenin, yorulun. Sonra tekrar koşun, sonra tekrar binin. Limitsiz. Şeylerinizi takın, oradaki demirleri de takın. Ha, onların hepsini taktınız mı? Aferin. Başlıyoruz. Tatilde Ömer? Sihirbazlık yapacağım. Harry Potter kostümüm de olacak. Aa, ne güzel. Atma lan. Sen sihirbazlık yapamazsın. Sen öyle san. Benim babam hem cambaz hem sihirbaz. Hadi oradan lan. Senin baban topal topal. Çıksın terlerisini de görelim. Cambazlar gökyüzüne tutunarak yürür. Gökyüzünü çaldılar. Yoksa babam gökte yürürdü, sen de görürdün. Biz de inandık. Gökyüzü çalındıysa. Bu ne? O sadece hava. Gökyüzü sihirli olur. Saraklanma. Bizi bulaşmayın lütfen. Sen karışma kızım. Çekilin ondan. Hadi, 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 hadi. Ömer. Hadi, hadi. Ömer, ayırsanıza görüyorsunuz onu. Dur, 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 ne yapıyorsunuz? Dur, 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 dur. Hadi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Niye kavga ediyorsunuz? Siz arkadaş değil misiniz? Arkadaş değiliz baba. Bunlar bana inanmıyor. Oğlum, bu serbest etkinlikler ne oluyor? Bu serbest ders işte baba. Serbest. Ha, öyle kafanıza göre takılıyorsunuz yani. İyi, güzel, muhteşemmiş. Ya tamam be oğlum, üzülme. Alt üstü bir kavga ettin, ne olacak? Yenisini alırız. Pantolon, gömlek, ayakkabı, ne istiyorsan. Karne hediyesi. Harry Potter kostümünü de alır mısın? Harry Potter. Alırım tabii, istediğin Harry Potter kostümü olsun. Ama ben de bunun karşılığında senden bir lokma simit alırım. Tamam. Anlaştık? Hı hı. İyi. Hayır. Baba. Ha. Biz ne zaman kız kulesine taşınacağız? Hı. Gel. Geç. Şimdi... Deniz kızı... satın alma, o astrolojik bir olay. Yıldızların altın gününde kumbarana bakacaksın. Oraya attığın bütün bozuk paraların hepsi altın olmuş. Sonra bendeki birikimle onları birleştireceğiz, gideceğiz. Hop, kız kulesini satın alacağız. Ömer, annen aradı.
aklında geliyormuş. Niye? Seni görmeye geliyordum. Türk, öz hakiki organik doğal tarım ürünü. Seni 40 kere cebimden çıkarırım. Zehir zıkkım yiyorsunuz siz Gedoğlu. Ay sana da var ya. Halatır sormaya gelmiyor vallahi kız. Bir dokunan bina işitiyor. Kim dokunacakmış bana? Hele bir dokunsun. Ortadan kafasını ikiye bölerim. Bu nacak... Ninemin ninesinden kaldı. Dili olsa anlatırdı kaç kafa yardığını, kaç kelle götürdüğünü. Babaanne. Ömer, canımın içi. Canımın içi, sen geldin. Nasılsın? Anne sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ben yapardım bunları ya. Ömer'in banyosu için hazırlıyorum. Ömer topla oğlum küçük parçaları şeyin içerisine koy. Çok güzel oldu. Sana vereyim. Eve götürürüm. Alma. Dök onu. Zehirlidir. Gedoğlu. Anne ne yapıyorsun? Benim sarmalarım. Lokumdur lokum. Rukiye Hanım ye bir hele. Sağ ol İffet. Teşekkürler. Eline sağlık. Aa, lafım olur Ümit'ciğim. Ben sana da çocuğuna da bakarım. Yeri gelir balla börekle bakarım. Valla. Bak kapım burada. İpim yukarıda. Ser kapıdan, ser pencereden. Ömer ben yakında geleceğim. Seni çok özledim. Sen de beni özlüyor musun? Bazen. Sana ne getireyim? Benden ne istersin? Hiçbir şey. Ömer güzel. Ay. Tam 4 aydır kira borcunu ödemiyorsun. Ya öde borçlarını ya da çık git evimden. Darula cezaevi mi burası? Ne bağırıyorsun Macit abi? Ayıp ya. Ne bağırıyorsun? Biz yıllardır bu evde oturuyoruz. Ödemeyeceğiz mi dedik? Ödeyeceğiz. Kaçıyor muyuz? Ana parayı ödersin sen. Bir de bunun faizi var. Hesaplayalım bakalım. 4000 ana para faiziyle birlikte 4582 lira ediyor. Tamam mı? Yuh be abi. Macit abi hakikaten senin için soyguncu diyorlardı inanmıyordum. Geç, geç içeride benim donlar da var onları da al. Geç. Bas bakalım şu senede parmağı faiziyle ödemeyi kabul ediyorum falan diye. Bas. Parmak mı? Bas. Sen ver Macit abi, ver versin. Ver. Ne yapıyorsun ya? Çıkın gidin yoksa polis zoruyla atarım. Çıkın, çıkın evi veririz girişmeni. Anne dur, kapan. Anne ne yapıyorsun? Ellerini anne dur, anne. Anne. İyisin değil mi? Ha? Ümidim. Ha annem. Allah rahatlık versin oğlum. Sana da annem. Babana bir şey diyeceğim mi? Ve birazdan istihareye yatacağım. Rahmetliyi bir göreyim istiyorum. İyi yaparsın annem. Güzel olur senin için de. Bir değişiklik olur. Selam söyle benden. Ömer'in de selamı var değil mi lan? Evet. Ha, bizden selam söylersen bizim için iyi olur. Bunu da alalım. Rahat git. Rahat gel hop. Nereden çıktı olacak? İşte bir bilsen. Hatırlamıyor musun annem? Hani sen odun kırmaya gidiyordun. Kafana dal düştü. Bundan başım ağrıyor. Öpüm de geçsin babaanne. Ay canım. Ömer'im benim. Bir tanem benim. İyi geceler. İyi geceler. Bir tanem benim. İyi geceler. Hadi sana da. Hadi. Hadi iyi saatler. Ümit. Onacağı ver bana. Anne ne yapacaksın sen nacağı? Nacakla mı uyuyacaksın? Hani sen babamı görmeye gidiyordun, istihareye yatıyordun. Ver, ver nacağımla. Nacağımla gideceğim. Hadi iyi uykular anne. Hadi iyi uykular. Kral çok sevinmiş ve sözünde durmuş. Teşekkürler evlat. Ben de sözümde duruyorum.
ve seni ülkenin prensesi küçük kızımla evlendiriyorum demiş. Küçük prens ve prenses evlenmişler. Ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar. Peki nerede yaşamışlar baba? Tabii ki Kız Kulesi'nde. Hadi yata. Bugünkü yuvam yer. Aç bakayım avucunu. Gözlerini yum. Kapat avucunu. Avucuna bir rüya bıraktım. Rüyanı kilitledim. Tatlı uykular. Sana da. Bakalım. Eyvallah abi, sağ ol. Üç kuruşun hesabını yazıyorum. Hayır işte amcaoğlu. Sen ne yapıyorsun oğlum bu saatte? Belediye yeni geçti, sen ne toplayacaksın? Ekmek parası amcaoğlu. Geçen gün bizim kapçık Filiz var ya, deri çanta içinde 250 bin lira para buldu. Deri çantada? Ya. Ne varsa çöpte var amcaoğlu. İyi hadi bakalım Sami, ne diyeyim. Bak o çeşmenin oraya bak, koltuk takımı atmışlar. Orada. Ha. Yamyamlık yapma abi, ne zaman tutuyorsun? Dur çılken Mamşoğlu, oyununu oyna sen. Teyyar Filiz, içmeyen keriz. Tamam. Kıyık bölgesi değil burası aslanım. Biz de elektrik su yakıyoruz icabında. Eyvallah. Afiyet olsun. Macit. Yakup. Hoş geldin. Hoş bulduk. Macit, 2000 lira lazım bana. Veririm. Veririm ama faiziyle alırım biliyorsun. Biliyoruz, biliyoruz. Tamam. Ne zaman geri vereceksin? Ya 2 haftaya veririz işte, uzatma. Peki. 2500 lira yazıyorum. 2500 vereceksin. Yoksa avukata veririm biliyorsun. Kaç dedin? 2500. Yuh be. Yazıklar olsun. Yemin ederim yazıklar olsun ha. Ulan aynı mahallenin insanlarıyız be. 500 lira faiz mi? Düştük ya bir kere. Ver imzalayayım şunları, ver. Ben imza işinden falan anlamam. Bas parmağı tam olsun. En güzel Allah'ım, sen bana sabır ver ya Rabbim. Al. Al, hayrını gör. Tam değil mi para? Say istersen. Saymaz mıyım ben o parayı? Bu çayda yazma senden ha. Ulan bir kere hayrın dokunsun be. Geçerken bir kuruş at. O kira gelecek Ümit. O kira gelecek. Ulan var ya. Ne adamsın yemin ediyorum. Uğraşmışım da. Gel şuraya otur, iki muhabbet edelim. Gel. Ne haber lan Samuel? Amşı olur. Oğlum çay yap oradan. Ümit abine aynalı olsun ha. Ne haber babacığım, nasılsın? İyi işte, iyi, iyi. Nasıl olsun? Eyvallah. Yeni duydum. Anne nasıl oldu? İyi, iyi yaptı kendine. Bayağı kafayı boşalttı. Hiçbir şey kalmadı. Yapma be. Allah yardımcınız olsun kardeş. Yakup, Sandra geliyor. Oo ne güzel, gözünüz aydın birader. Eyvallah. Ya, Ömer'in üstüne başına bir şeyler alacağım. Çocuk şimdi annesini iyi görüyorsun. Başımız öne eğilmesin. Ya böyle arka arkaya çok oluyor biliyorum ama. Ya tamam be oğlum be. Sıkma canını. Sıktığın şey para olsun Allah aşkına ya. Zaten buralar işlerimiz lokum gibi.
sen şunu al kardeşim. Hiç canını da tutma, olur mu? He? Yok, sağ ol. Kardeş. Benim sana bir iki bir şey söylemem lazım. Bak, biz kardeşiz, yanlış anlamazsın. Bu böyle gitmez Ümit. Bak, yarın bir gün Ömer büyüyecek. Kocaman adam olacak. Bu canına ot tıkadığım hayatın ne kadar iğrenç bir yer olduğunu öğrenecek, görecek. Hayır, o zaman ne yapacaksın? Allah için bak, soruyorum. O zaman ne yapacaksın kardeşim, ha? Bak, yanlış anlama. Böyle hokkabazlıkla falan... Yani avutamazsın çocuğu, büyütemezsin. Boyun posun devresin inşallah. Evet, o deli Rukiye olacakla kafanı kıraydı keşke. Dırdır Edip, kafamı karıştırma. Hesap yapıyorum. Ay, ne hesabı yapıyorsun acaba? Neyin hesabını yapıyorsun? Bitmiyor ki senin hesabın kitabın. Halların, hamamların, apartmanların oldu. Biz hala bu evde yaşıyoruz. Beğenmiyorsan gidersin. Gideceğim zaten. Saçımı süpürge ettim ben sana 40 sene. Ne geçti elime? Hiç. Cimri herif. Bu heyecan seni, o malının mülkünün de yarısını çatır çatır alacağım. Alırsın. Allah senin belanı versin, emi. Hesabın kitabın da yerin dibine batsın inşallah, emi. İkiyle ikiyi toplayana inşallah. Bak bu ağır oldu. Ve Allah belanı versin. O kasanı da hırsızlar boşalsın inşallah, emi. Tövbe de kız, tövbe de. Aynı ben. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım çırak. Ver bakayım şunu bana. Ben zabıtayım, buna el koyuyorum. Olmaz, tamam mı? O bizim. Ha, dur. Baba, ha, dur. Baba, baba. Ha, dur. Baba şapkayı aldı, vermiyor. Burada soytarılık yapamazsın. Burası panayır yeri değil. Al çocuğunu yaylan, yoksa polis çağırırım. Çok güzel namık abi. El koydum. Bir daha seni buralarda görmeyeyim, yoksa cezanı keserim ona göre. Tamam mı? Melek. Çocuğa dokunma. Seni buralarda barındırmam soytarı. Bilmiş ol. Bütün paraları kurtardım. Gel. Al bakalım. Çıraklık hakkı. Biz otellerimizi tek tek tanıtmak yerine zincirimizi bir marka hale getirdik. Prensibimiz hizmet kalitesinin her yerde aynı olması. Sonuç olarak İspanya, İtalya, Fransa'da seyahat eden müşterimiz Türkiye'ye geldiğinde aynı hizmet kalitesini bulmalı. Işıklar lütfen. Seni gayet iyi anladım Sandra. Peki organizasyonu yeniden kurmak ne kadar süre alacak acaba? Macaristan'da 5 yıl sürdü. Arnavutluk'ta 2 yılda sürüyor. Üstelik bu ülkede daha az otel var. Yani düz hesapla 6 ayda bitebilirdi. Bu durum otel sayısıyla ilgili değil, kültürel özelliklerle ilgili bir durum. O yüzden ben geldim bu hayat. Buranın kültürünü iyi bildiğim için. Sadece kültürünü iyi bilmekle kalmıyorsun. Duyduğumuza göre Türkçe'yi de çok iyi konuşuyorsun. Nerede öğrendin? Annem Türk. Türkçe biliyordum dolayısıyla. Sonra 5 yıl İstanbul'da yaşadım ve Türkçemi geliştirdim. Öyle mi? Evet. Hatta evlenip boşandım. Burada bir oğlum var. Yarın annen gelecek. Yeni pantolonunu, yeni gömleğini, yeni ayakkabını giyeceksin. Hepsi yeni. Hepsi tertemiz. Değil mi? Evet.
Eğer sen de yıkanırsan sen de temiz olursun, değil mi? Evet. Hadi o zaman banyoya. Hayır. Hadi. Hayır, hayır. Hadi Ömer, hadi. Her defasında. Her defasında. Sen nasıl bir çocuksun, ben anlamadım ki. Dur, rahat dur. Kolunu kıpırdama. Anlamadım yani, yıkanmak istemiyorsun. Ömer, ben onu sen kime çektin? Ha? Niye banyo yapmak istemiyorsun sen? Ya, kaldır. Ben istiyorum. Miki istemiyor. Hep Miki, hep Miki. Neymiş bu Miki, ben anlamadım ki. Bütün suçu Miki'ye atıyorsun. Hani sen Barış Manço yüzmeyecektin? Barış Manço'nun ruhu senin yüzünden şarkı söyleyemiyor cennette. Hadi özür dile ondan. Özür dilerim. Ne? Ben anlamadım. O nasıl duruşun? Söyle. Özür dilerim Barış abi. He. Bir daha yatağın altına saklanacak mısın? Evet, saklanacağım. Ömer anne. Sandra. Ömer. Bir tanem gel. Hadi sen oğlum. Ya bir tanem sen. Oh. Oh, kocaman olmuşsun. Çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzelsin. Oh canım benim. Merhaba Ümit. Merhaba Sandra. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ya iyiyim. İyiyim iyiyim. Ah bir tanem bak. Sana ne getirdim? Al hediyen. Vay, çok güzelmiş. Beğendin mi? Ben daha sana neler neler alırım. Oğlum, teşekkür etsene. Öpsen anneni. Özür dilerim, unuttum. Teşekkür ederim. Ömer. Ne? Öğrensin çocuk adetlerini, söylesin. Bunları babam aldı. Hepsi yeni. Çok güzel. Sen geliyorsun diye aldı. Ömer sen niye için böyle şey yapıyorsun? Bana müsaade. Siz biraz hasret giderin. Sen de sonra telefonda şey yaparız, haberleşiriz. Sen de anneni hadi İstanbul'u gezdir bakalım, tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Hoş geldin küçük prens. Aa bak kurşun asker. Ne çıkıyor? Niye ya? Gerçekten bunların hepsi benim mi? Evet, hepsi senin bir tanem, hepsi. Gelmişsin. Seni çok özlemişim anneciğim. Ömer. Efendim anneciğim. Biliyor musun bana ilk defa anne dedin. Biliyorum. Gel. Of.
Ay var ya, bu ayaklarla ben bu mahallede harcanıyorum. Her yerim ayrı güzelmiş. Kız, senin cambaz geliyor. Şaka yapıyorsun. Aha. Çaktırmadan bak, küçük bana bakıyorum, bakıyorum bak. Bakmıyor. Nasıl bakmıyor ya? Ay geliyor gönlümün efendisi. Kız bana bak, yukarı git, ağzının altına yat, ben geliyorum hadi. Aman be, yedik sanki. Bana bak, bana bu. Ne? Var mı? Var. İffet. Ne haber kız? İyi miyim sen? İyi. Ben de sana gelecektim. Ne? Ha yok, öyle değil. Şey için gelecektim. Bak, şu çocuğu gördün mü? Kim bu be? Harry Potter. Kim? Harry Potter. Ay, tanımıyorum ben bunu. Tanımazsın zaten, boş ver. Şu çocuğun üstündeki pelerini gördün mü? Ha, Ömer işte ondan istiyor. Sen bunlarla dikebilir misin onu? Dikerim, dikerim. Ay bunu zaten iki beden büyük dikmişler. Buna yakışmamış. Ben daha güzelini dikerim. Gerçekten. Hem sen ne istedin de ben yapmadım. Ya cansın ya. Hadi ben kaçtım. Saçmalama, çay var. Çay içeceksin. Sonra için beyefendi. Evet, çay içeceksin. Çünkü Zeyno'nun çayı kaldı. Son olmasın, ziyan olmasın. Çay içeceksin çünkü. Sonra için gerçekten. İffet! Neredesin kız? Buradayım. Gene takılmış. Çekiyorum, gelmiyorum mendebur. Tamam. Gideyim ben onu halledeyim. Geldim, geldim, geldim. Bir şey anlatacağım ben. Hadi. Bir tanem, o tatlı kaşığı al, çorba kaşığıyla iç. Ben tatlı kaşığıyla içsem olmaz mı? Neden? Çorba çabuk bitmez. Daha çok içerim. Ömerciğim, burada çok yemek var. İstediğin kadar yiyebilirsin. Olmaz. Dışarıda az yenir. Burası pahalıdır. Hadi 5 lira, 5 lira, 5 lira. Sevimli oyuncaklar 5 lira. Yemez içmez, cırmıklamaz, zahmetsiz bunlar. Kim sana oyuncak ister misin? 5 lira, sevimli oyuncaklar 5 lira abi. Hangisini istersin? Bu mu? Bunu alıyorum. Vaa, safkan olanı seçti. Abi bak, bunlar cinstir. İstiyorsan bir dişi bir erkek vereyim, yavrularını satarsın. Yok be abi ya, çocuk oynasın yeter. Eyvallah, paket yapayım mı? Ne bir zahmet. Nasıl gidiyor? Dersler nasıl? İyi gidiyor. Karnem çok iyi. Sınıf birincisinin yanında oturuyorum. Ondan kopya çekiyorum. Kopya mı çekiyorsun? Ama bu çok yanlış. Niye? Melis benim arkadaşım. Sınıfta en çok onu seviyorum. Kopya verdiği için mi seviyorsun? Hayır, öylesine. O çok iyi bir kız. Sınıfın en güzel kızı. Ama Akın bizi kıskanıyor. Onunla kavga ettik. Ondan nefret ediyorum. Neden kavga ettiniz? Babam o topu al dedi. Gömleğimi yırttı. O çok gıcık bir çocuk. Çetesi var, ona güveniyor. Çete mi? Ne çetesi bu yaşta? Oo, her sınıfta var. O, okul ceza vermiyor mu onlara? Yoo. Peki başka neler yapıyorsun bakayım? Babama çırak oldum. Babam sihirbazlık yapıyor. Ben de şapkayla para topluyorum. Babam bana çıraklık hakkı veriyor. Babam seni sokakta mı çalıştırıyor Ömer? Evet. Kendi açlığımı kendim kazanıyorum. Ama bir zabıta geldi. Polise haber veririm dedi. Ona çok sinirlendim. Gıcık oldum. Anne, ne oldu? Yok bir şey bir tanem. Hadi sen yat uyu artık. Sen hala karanlıktan korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum. Gece lambasıyla yatıyorum. Tamam, o zaman lamba açık kalsın. Anne. Hı. Bana masal anlatır mısın?
Babam her gece anlatıyor. Ama ben hiç masal bilmiyorum ki Ömer. Bilgisayardan dinleteyim mi sana, ister misin? Peki. İyi uyu bakalım. Anne. Efendim canım. Bu gece benimle uyusan olur mu? Ama Ömer'cim, ebeveynler çocuklarıyla uyumaz. Bir kerecik bile mi uyumaz? Nerede bu Ömer? Evden kaçtı mı yoksa? Ha? Nerede? Nerede? Ya anne bir yerde değil. Çocuk annesinin yanında. Dedim ya sana kaç defa. Allah Allah. Bir yere kaybolmadı. Gelirler birazdan. Ya bir sen al. Tatam biz geldik. Ömer'im hoş geldin bir tanem. Bu adam seni sokağa mı attı yoksa? Biz annemle birlikteydik. Otelde kaldık. Oh. İyi başınıza bir şey gelmemiş. Hayırsız Ümit. Ya yine hayırsız. Ne yaptım anne? Allah Allah. Sokaklarda sen sürt geceleri. Çocuklar da gitsin otelde kalsın ha. Ya yok annem bak sen ayıp ediyorsun ama bak misafirimiz geldi. Sen niye böyle yapıyorsun, tanımadın mı? Sen tanımadın galiba, gelinim o. Sandıra. Ümit. Ümit beni öldürmek istiyor. İlaçlarımı saklıyorum. Bir tek sana güveniyorum ben bu hayatta. Bunu benim gözüme sen sıkıver. Sinek sekiz. Yemek hazırlayacaktım ben. Ya var ya, yıllardır şu numarayı sorarım bana anlatmaz. Hoş geldin. Ömer'cim hadi sen paketleri yerleştir. Gel ya. Nasılsın? Ömer, annen ne zamandır böyle? Nasıl? Ha sen şey ya, evet bazen öyle şey oluyor saçma ama yakın zamanda oldu. Ya geçenlerde bizim Macit abi var, ev sahibi şeyimiz, komşumuz, onu kovalarken elinde nacak. Merdivenlerde sen diş kafayı vurdu. Nacakla yani sen şimdi nacağı bilmez, elinde baltayla kovalarken kafayı vurdu, ondan böyle oldu. Peki evi kim çekip çeviriyor? Annem. Ya bazen ben, bazen Ömer. Elimizden geldiğince. Ya abartma canım o kadar. O kadar bunamadı. Tamam bunadı. Bunamadı demiyorum ama az bunadı. Öyle kafası kopup gitmedi yani. Bak seni tanıdı. Gördün mü? Görür görmez seni tanıdı. Hemen yemek yapmaya gitti. Evreşe yolları dar dar. Bana bakma. Benim yarım var. Yandı. Yani şarkının tamamını bilmiyor olabilir. Ümit. Annen hapı göz damlası sanıyor. Oğlum beni öldürecek diyor. Bu kadın nasıl yemek yapabilir ben anlamıyorum. Yani ya kendini de sizi zehirlerse, hiç bunları düşündün mü sen? Ya sen ne hemen her şeyin kötüsünü düşünüyorsun? Bir sakin ol, bir şey yok. Ne hap zannediyor da bu ne, bu balık ya bu. Bir şeydir bu, fish oil. Bir şey yok yani bunda. Ne var bunda? Tadı kötü kadın. Kötü değil yani. Benim bu evde oğlum yaşıyor Ümit. İyisiyle kötüsüyle her şeyi düşünmek zorundayım. Anne, baba. Geliyorum Ömer. Dur sakin ol ya. Eyvah eyvah. İnsan okundu mu acaba? Namazım. Ne oldu, iyi misin? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Yanımda durur musunuz? Ah tabii. Yardım ister misin? Hayır. Kendi odamı kendim toplayacağım. Siz burada kalın. Kendi odamı kendim toplayınca Barış Manço çok mutlu oluyor. Sonra size sihirbazlık numarası da yaparım. Tamam. Ettiyatü lillahi ve senevatü hepimiz. Selam. Unuttum gerisini.
Ay yarabbim. Kalbimi biliyorsun. Ha, kabul eyle yarabbim. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Hoppa, görüyorsunuz. Burada kırmızı ve mavi bayraklar var. Bunları avcumuz içine sokuyoruz böyle. Evet. Şimdi bir, iki, üç. Hoppa. Oo, yeşil ve mavi bayraklar oldu. Çok güzel Ümit. Nasıl yaptın? Şeyi de yapsana annene. O hani şapkanın içerisinden şeyi... Ne bu? Duman. Ne? Ya ya gelme Ömer. Baba hemen gel çıkacağım. Ömer gel. Baba anne. Ya Ömer baba hadi gel. Gel o hadi Ömer. Hadi ya ne oluyor? Çabuk. Tamam tamam söndürdüm söndürdüm. Ne oluyor? Ay görmüyorum hiçbir şey görmüyorum. Sakin, tamam bir şey yok, bir şey yok. Tamam, sakin, söndürdüm. Sakin olun. Yaktınız evimi, yaktınız evimi. Zaten kira ödemiyorsunuz, bir de evimi yaktınız. Yeter artık, çıkın gidin evimden, çıkın. Ben ne konuşuyorsun sen lan? Ne bağırıyorsun benim evimde? Bas gitsene evine. Asıl sen git, defolun gidin evimden yoksa polis onu yatacak. Başlar sen bir bak bakayım, aşağıdan göremiyorsun herhalde. Bu ev yıkıldı, yıkılacak. Biz çamaşırı bile diğer apartmana bağladık bu evi. Dur, konuşmada. Sen yine mi geliyorsun benim evime? Dur anne dur dur ne yapıyorsun sakin ol. Kendisini koparıyorum. Anne komşumuz o bizim Macit abi hatırlamadın mı? Bak iyi bak Macit abi kusura bakma ben de aşağıyı göremiyorum. Yeter artık. Ya bu hafta kira borçlarınızı ödersiniz ya da çıkar gidersin evimden o kadar. Ben... Dur annem. Ümit'ciğim biz bir yürüyüşe çıkalım Ömer'le tamam mı? Hayır olmaz. Ya ben daha dumansız hava sahada işi yapacağım. Oğlum hadi tamam. Ya hadi. Baba. Hadi evi havalandıracağız. Bir sen annen de gelsin. Hadi. Ömer'im güle güle. Ya anne bu ne Allah için? Sen tesbih gibi elinde sürekli bununla. Saklayacağım bunu saklayacağım. En son saklayacağım. Bir tanem korktun mu? Anne ne korkması? Hayat macera doludur. Sen korktun mu? Nereye götüreyim seni? Nereye görmek istersin? Kız Kulesi'ne. Tamam hadi. Ömerciğim gel gel başına güneş geçecek. Gel. Anneciğim sen hep burada kalsana. Sen gidersen ben seni çok özlerim. Bundan sonra daha çok özlerim. Ben de seni çok özlüyorum Ömer. Çok seviyorum seni. Ben sana bir şey soracağım. Benimle Almanya'ya gelmek ister misin? Götüreyim mi seni? Tamam olur. Zaten yaz tatili. Karnem de iyi. Ha. Peki Almanya'da okumak ister misin? Bende yaşamak ister misin Ömer? Ben çok isterim. Babam ne olacak? Babaannem ne olacak? Ömerciğim bak. Babaannenin artık bir huzur evinde yatması gerekiyor. Hem kendi iyiliği için hem de sizin iyiliğiniz için. Baban ikinize de bakamaz. Sen öyle san. Bal gibi bakar. Artık bakamaz Ömer. Baban sana bol vakit ayırmak için sokakta serbest çalışıyor. Ama evi geçindiremiyor. Kirayı bile ödeyemiyor. Eğer benimle gelirsen daha iyi bir hayatın olur. Daha iyi bir okula gidersin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Biz Kız Kulesi'nde oturacağız. Bas. Biz Kız Kulesi'nde oturacağız. Ben para biriktiriyorum. Kumbaramı açınca bütün paralar altın olacak. Biz de Kız Kulesi'ni alacağız. Ömer'cim çok güzel bir hayalin var. Ama bu sadece bir hayal. Siz Kız Kulesi'nde oturamazsınız. Paraların da hiçbir zaman altına dönüşmeyecek. Sen öyle san. Yıldızların altın günü var. Biz onu bekliyoruz. Yıldızların altın gününde kumbaramı açınca bütün paralar altın olmuş olacak. Biz de Kız Kulesi'ni alacağız. Sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Hem biz Kız Kulesi'ne taşınınca deniz kızları da gelecek. Ben onlarla uyuyacağım. Bunları sana baban anlatıyor değil mi?
Bir tanem bak, bu hayaller çok güzel ama sadece hayal, gerçek olmayacaklar. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum, sonra üzülme diye. Ben sana inanmıyorum. Ben sadece babama inanırım. Dondurmamı da yemeyeceğim. Ömer! Ben eve gitmek istiyorum. Ama kız kulesi. Babam beni götürür. Ben seni çok seviyorum. Ben senin iyiliğin için söyledim. Ömer. Ne yapıyorsun oğlum sen burada böyle? Baba, yangın nasıl çıktı? Önce bugünlük yemeğini bir atalım değil mi? Ver bakayım onu. Kay kay kay. Oğlum. Bizim ocakta cüce ejderha yaşıyor. Cüce ejderha mı? Oraya tıkılmış. Ateşi o yakıyor. Ama işte böyle başında durmazsan da yangın çıkartıyor. Neden? Yaramaz çünkü. Küçük. Hem cüce hem çocuk. Hiç büyümüyor. Neden öyle? Bir yasak var. O yasağı çiğnerlerse cennet mağarasından kovulur. Böyle ocaklara tıkılır. Peki o yasak ne? Hayalinden vazgeçmek. Aa, gerçekten mi? Evet. Bebek ejderhaların büyümesi için, gelişmesi için onlardan bir hayal kurmaları isteniyor. Bebek ejderhalar hayallerini kuruyorlar ve yumurtaları çatlıyor. Ve içlerinden çıkıyorlar. Büyüyorlar, gelişiyorlar. Ama hayallerinden vazgeçerlerse cennet mağarasından kovulup böyle ocaklara tıkılıyorlar. Peki... Ocaktaki cüce ejderhanın hayali neymiş sana söyledi mi? Hı hı. Neymiş? Cüce ejderhanın hayali... Burada. Dikkatli ol, uçmasın baba. Dur. Aha bak, çıkmak istiyor. Çıkmak istiyor. Tut, 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 tut. Aç avucunu, aç avucunu, aç avucunu. Bırakıyorum. Bırak. Bırakıyorum. Bırak. Üç, iki, bir. Tut. Aferin. Sakın bırakma. Tamam. Cüce ejderhanın hayali burada. Sen de bunu rüyanda görürsün, tamam? Tamam. Hadi yat ha. Hadi. Aç avucunu. Ha. Yat. Hadi kapat gözlerini. Tatlı rüyalar. Sana da. Beyir, bu ne lan? Yaprak kıpırdamıyor. Şişt, Ümit. Gel hele gel. Hayırdır? Namık abinin selamı var. Benim kimseyle paylaşacak ekmeğim yok birader. Peki, selamını iletirim.
Küçücük ejderha, orada mısın? Ha, geldim, geldim. Buradayım. Ne oldu? Uslu dur. Bir daha yangın çıkarma. Yoksa sana çok kızarım. Barış Manço da üzülür. Sesi kısılır. Oo, Barış Manço üzülmesin. Tamam. Uslu duracağım. Bundan sonra gerçekten yangın çıkarmayacağım. Sana söz veriyorum. Tamam. Hadi yerine dön. Uslu dur. Uslu durmazsan seni kovarım, ona göre. Sözüm söz. Vallahi billahi bir daha yapmayacağım. Ya eşeklik ettim. Kusura bakma. Eşekler yangın çıkarmaz. Ağzından ateş bile çıkarmaz. Başkasını suçlama. Ya tamam canım, ben lafın gelişi öyle söyledim. Tamam. Yerine dön ve uslu dur. Tamam, hemen dönüyorum. Görüşürüz. Kapağı kapatmasan. Kapağı diyorum, kapatmasan. Ömer kapa. Ömer. Efendim baba. Oğlum sen ne yapıyorsun sabahın köründe? Cüce ejderhayı azarladım. Cüce ejderhayı azarladı. Ha. O mu uyandırdı seni? Hiç uyumadım ki. Seni tararım. Senin canı sıkkın. Ne oldu? Bana anlat. Bana anlatabilirsin. Ben seni saklayabilirim. Çünkü ben kuklayım. Hadi. Hadi. Ömer. Hadi anlat. Ne oldu? Annem beni kız kulesine götürüyordu ki. Kız kulesi. Kız kulesi. Bayılırım. Kız kulesine bayılırım. Deniz kızları, deniz kızları. Deniz kızları gördün mü? Deniz kızları gördün mü? Helal, helal. Sakin ol. Gitmedik. Neden? Annem bana inanmıyor. Neye inanmıyor? Kız kulesine taşınacağımıza. Kumbarandaki paralar altın olmayacak diyor. Desin. Desin Ömer. Boş ver. Herkes inanmak zorunda değil. Ama inanmasın. Boş ver. Çünkü senin annen tam bir... Mantıklı kadın. Sen babana çekmişsin. Evet. Tam babası. Babasının oğlu. Evet, evet. Sen babana çekmişsin. Senle baban kuşlar gibi özgürsünüz. Herkes yere bağlı ama siz gökyüzüne bağlısınız. Evet, gökyüzüne bağlı. Kuşlar gibi özgürsünüz. Baba, ben sana yük mü oluyorum? Ne diyorsun sen? Ha? Ömer? Nereden çıktı bu? Sen benim yüzümden mi mutsuzsun? Oğlum sen benim her şeyimsin. Her şeyimsin Ömer. Senin varlığın benim mutlu olmam için yeter. Ne demek ben sana yük oluyorum? O neymiş? Ömer, hiçbir çocuk babasına yük olmaz. Ben seni sırtımda kız kulesine taşırım. Baba, ben seni çok seviyorum. Ama annem beni Almanya'ya götürmek istiyor. Ben seni bırakamam. Sen de beni bırakma, olur mu? Bırakır mıyım ben seni Ömer? Ha? Tamam, ben seni bırakır mıyım? Ömer'im, ben seni hayatımın sonuna kadar bırakmam. Thank you.
Yine tam saatinde gelmiş. Ömer'le konuştum. Gömleğini yırtmışlar. Kavga etmişler. Çeteleye varmış okulunda. Dur bir sakin ol ya. Ne yapıyorsun? Ne çetesi? Ya yemişim onların çetesini, çocuk bunlar. Onların çete dediğine ne bakıyorsun? Okulda olur öyle şeyler. Biz de çocuktuk. Bizim de vardı çetemiz hatta. Ben çetenin başıydım ya. Ne var bunda? Sonra bir kız bulduk. Bıraktık Aytalı'yı. Ömer de bulmuş bir tane. Ümit, sen Ömer'i sokakta mı çalıştırıyorsun? Ne çalıştırması ya? Ben direkt dilendiriyorum. Ne diyorsun sen ya? Nereden çıktı bu? Ömer söyledi. Şapkayla para topluyormuş sokakta. Ya. Senden çıraklık parası alıyormuş Ümit. Ya ne güzel işte. Eğleniyor yanımda. Ben çalışırken o da kendini bir şey yapıyor zannediyor işte. Sorumluluk öğreniyor. Ne bileyim çalışıyor. Eğleniyor çocuk yanımda. Ömer bana öyle söylemedi ama. Zabıta gelmiş. Polis çağıracağım demiş. Tamam. Tamam o bir kere oldu. O her zaman olan bir şey değil. Ama olabiliyor işte. Bizim işimizde bu oluyor. Hayat bu. Hayat bu. Ömer bu hayatı da öğrenecek. Hayır Ümit, hayat bu değil. Ömer'in kaç tane arkadaşı sokakta şapkayla para topluyor. Bu senin hayatın Ümit. Sen bana yetersin Kız Kulesi. Babam yanımdayken sen gerçek Kız Kulesi'nden daha güzelsin. Teyze. Ne haber Ömer? Ay ben de size geliyordum kız. Baban nerede? Sana bir sürprizim var. Sürprizim banaysa babam ne yapacaksın? Ay sana ne be? Bacaksız. Evde mi diyeyim onu söyle. Baba. İffet teyzem geldi. Sana asılacakmış. Ay öyle şeyler denir mi çocuğum ya? Ya da dede. Bilemedim. Ya de. Bak babam yok. Sürprizimi görebilir miyim? Görüyorsun. Senin hatırın için sordum. Ya sen cin gibi bir şey misin acaba? Bu ne tatlılık? Ha? Bu ne tatlılık? Maşallah. Aynı babası. Harry Potter kostümü. Ya. Teşekkür ederim. Tamam bir Ben Ömer'i Almanya'ya götürmek istiyorum. Ömer benle gelsin, benle yaşasın. Olmaz. Bırakmam. Eğer çok seviyorsan, çok özlüyorsan daha sık gel. Mesele bu değil ki Ümit. Dün evde yangın çıktı, yangın. Sen evde olmasaydın ne olacaktı? Annen bunamış. Ya o kadın evde yalnızken yangın çıksa, ya siz uyurken yangın çıksa ne olacak? O kadın daha kendine bakamıyor. Ömer'e nasıl baksın? Sen ikisine nasıl bakacaksın? Bu arada anneni bir huzur evine yatırman lazım hemen. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Ben bir şey almayacağım. Sağ ol. Peki. Sakın benim hayatıma karışma Sandra. Bu bizim hayatımız. Ona kendi hayatını sunuyorsun. Başka bir hayat imkanı vermiyorsun. Ömer de sihirbaz olmak istiyor. Onun da sonu senin gibi mi olsun? O da cambaz olup ipten mi düşsün? Sen Ömer'i tanımıyorsun Sandra. Bilmiyorsun. O bıraktığın çocuk değil. Ömer, annesi onu terk ettikten sonra çok başka bir çocuk oldu. O siz büyüklerin dünyasına ait değil. O burada yaşamıyor. Türkiye'de yaşamıyor. Yani Almanya'ya götürsen orada da yaşamayacak. O başka bir dünyada. Kendine ait, güzel,
mutlu bir dünya kurdu. Sen kurabildin mi? Hmm, 2000'in yüzdesi eder 5. Oo, armudun iyisi. Senden ha, helal et. Kırmış bu. Mecit amca. Ömer. Bu benim kumbaram. Kira borcumuz için. Yemin ederim bütün param bu. Aferin, aferin. Sen baban gibi değilsin. Sen dürüst çocuksun. Aferin. Dolu mu bu? Macit. O ne o? Ömer'in kumbarası. Babasının borçlarına karşılık verdi. Çok dürüst bir çocuk çok. Sen de aldın. Utanmaz herif. Hemen geri ver onu. Alacağım tabii. Borç borçtur. Para da para. Hey Allah'ım Çocuğumu düşünmek benim hakkım. Ben sana söyledim. Burada hayat zor dedim. Türkiye'de sanata değer verilmiyor. Öyle cambazlıkla, sihirbazlıkla geçinemezsin dedim. Gel beraber gidelim dedim sana. Ama sen anneni bırakmadın. E ne oldu bak? Kadın yaşarken hayatı bırakmış. Sana dedim ki artık bir oğlumuz var. Cambazlık yapma. Ya da en azından canını tehlikeye atma Danyo. Altına bir ağ gel dedim. Ama sen benim işime karışma. E ne oldu bak? Sakat kaldın. Ben haklı çıktım Ümit, ben. Biliyorum senin için çok zor ama artık gerçekleri kabul et. Ömer şimdi mutlu ama büyüyecek. O zaman ne söyleyeceksin ona? Ne diyeceksin? Sen diyorsun ki ben Ömer'i hiç tanımıyorum. E tanımıyorum. 5 yıl sonra daha az tanıyacağım ama. Ömer küçükken yanımda götüreyim ki çocuk bu da ziyan olmasın. Sen bugün onu kız kulesi hayalleriyle kandırıyorsun. Yarın ne diyeceksin ona? Bizim hayallerimiz senin gerçeklerinden daha sahiciymiş Sandra. Ben oğluma öyle öğretilmiş korkularla, sahte gerçekliklerle büyütmeyeceğim. Onu sevgiyle, hayallerle büyüteceğim. Uzak dur oğlumdan. Istiyor. Ama ben gitmek istemiyorum. Kalıp babaannemi iyileştirmeliyim. Babaannen hasta mı? Nesi var? İlaçlarını kullanmadığı için bunadı. İlaçsız tedavi yok mu? Bilmem. İnternetini açsana. Bunama ilaçsız tedavi yaz. Bak ne çıkıyor. Evet çıkıyor. Oyuncak bebek yazıyor. Alzheimer hastası kadınlara bebek iyi geliyormuş. Oyuncak bebek bile bunamış kadınları hayata bağlıyormuş. Ömer şimdi ben sana en sevdiğim bebeğimi vereceğim. Sen de babaanne iyileştireceksin, tamam mı? Tamam.
Babaanne. Ömer. Ömer bir tanem. Hoş geldin. Ne zaman geldin? Bak. Annemle babam bana kardeş yaptı. Bu senin torunun. Al sen bak. Ay canım benim canım. Gel 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 gel. Adı ne bu bebeğin? Bebeğin adı Rukiye. Benim adım. Annemle babam senin ismini koydu. Adaşım bebek. Sen ne güzelsin. Ne tatlı şeysin. Kim sana çok benziyor? Ay Ömer'im benim. İki torunum var benim. Selam millet. Şişt, yavaş. Bebek uyuyor. Ne bağırıyorsun öyle? Otur. Benim bacaklarım yoruldu. Gel biraz da sen salla. Ben malımı hazırlamalıyım zaten. Ver. Çek o pis ellerini. Çek. Dışarıdan mikrop da geldi. Çabuk arıya git. Köpürte köpürte sabunla o elleri. Hadi hadi. Vay, vay, vay. Ömer Paşa'ma bak sen. Kendi başına banyo yapıyor. Oğlum hayırdır? Ben artık büyüdüm. Kendim banyo yapacağım. Vay. Sen hayırdır ya? Aşk mı? Hayır. Bana kardeş geldi. Nasıl yaparsın? Senin kumbaran al. Hadi sen verdin. O gerizekalı da aldı mı o kumbarayı? Allah'ım ya yani ben gidip geliyorum. Hayır, hayır baba. Bırak kalsın. Ben artık büyüdüm. Senin borcun benim borcum. Babaannem de iyileşecek. Her şey yoluna girecek. Artık senin bana bakmana gerek yok. Ben babaanneme de bakarım, sana da çıraklık yaparım. Hem açlığın da çıkar. Sen bana masal anlat yeter. Baba, çıkarken kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapat.
Ya hayır baba. Allah Allah. Al. Annem bak ellerimi yıkadım. Hadi sen onu bana ver. Sen biraz uzan. Ha? Ver. İşin bitti şaklaban. Hadi çocuklar eğlence bitti. Hadi bakalım hadi inin aşağı hadi. Niye? Siz mi bineceksiniz? Hadi. Hadi oğlum hadi sen de. Hadi hadi hadi. Hayır. Sen de evladım. Ben inmiyorum. Bu salıncak benim. Çocuğu indir yoksa ben indir. Çocuğa dokunursan burnunu kırarım Namık abi. Hop hop. Geç, geç. Tamam tamam. Baba, yok oğlum bir şeyim yok. Tamam sakin ol. Bunlar benim arkadaşım zaten. Biz biraz gezip geleceğiz. Tamam. Sen eve git. Baba anneni yalnız bırakma. Tamam. 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 Eve git Ömer. Eve git. Eve git. Boşver sanırım. Boşver. Hiçbir önemi yok. Seni buraya çağırdım. Kusura bakma. Ama sağ ol. Sanırım ben pes ettim. Sen haklısın. Ömür için en doğrusu elinde yaşamak olacak. Ömer'i götür Sandra. Ömer'i götür. Çocuk burada kalmasın. Seninle beraber yaşasın. Peki. Ona her an sevgini göster olur mu? Her an. Her an Sandra. Tamam? Ona her gece masallar anlat. Çok güzel masallar. Ya da o uyuyana kadar konuş. Konuş. Anlat. Ya masal şart değil. Ne olursa anlat. Sen de paylaş. Dinle. Cevap ver. Ama bak şimdiden söylüyorum. Çok soru soruyor. Çok. Cevabını hiçbir zaman düşünmediği sorular soruyor. Saçma sapan dünyalarca. Ne bileyim işte. O
bugünün defterini kapat. Bugün her ne olduysa iz bırakmadan bir hayal olarak kalsın. Onu gerçeklerden koru Sandra. O güzel dünyası hemen yıkılmasın. Onun o güzel masumiyeti hemen buhar olmasın. Olur mu? Sadece Ömer'e iyi bir baba olmak istedim. Ama ben bu hayatta tutunmak yerine ipte yürümeyi tercih ettim. Düştüm. Aslında her şey orada bitti. Sanırım ben sadece Ömer'e iyi bir baba olmak istedim. Ama onu da başaramadım. Böyle de mi Ümit? Sen harika bir babasın. Ben de öyle olduğunu sanıyordum. Ta ki bugüne kadar. Sandra, ben sana minnettarım. Bana harika bir çocuk verdin. Ben seninleyken, senden sonra da hayatımın en güzel yıllarını yaşadım. Ömer çok mutlu bir çocuk. Eminim sen de onunla çok mutlu olacaksın. Ümit. Keselim. Çünkü benim canımdan can kopuyor şu an. Sen mi kopardın? Ay ben ne koparacağım be? Çürümüş kopmuş işte. Sen koparmışsındır. Sana don lastiği bile dayanmaz. Don lastiği. Ay. Ay bıcık 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 bıcık. Ay bıcık bıcık. Maşallah senin mi Rukiye Hanım? Torunum o benim. Koş şunu buraya. Bir şuralarda bir yerde bir ip olacak. Ben ona bakayım. Ah işte. Bak buldum, doğru hatırlamışım. Bana buna
diyorlar bir de değil mi? Al, balkonlara geririz bunu. Artanı da sen don lastiği yaparsın, sağlamdır, kopmaz. Ay bu ne kız, cambazımın mı yoksa? Ay yükseklik korkum benim. Ömer'im, sıkı sıkı bağladın mı iyicene? Evet babaanne. Aferin sana. İffet teyze çek. Çekiyorum, çekiyorum. Bana bak, baban gelince İffet teyzem seni balkonda bekliyor değil mi? Ya sen çek. Duyuyor musun sen beni? Evet. Baba. Baba. Seni çok merak ettim, iyi misin? İyi miyim? Yok bir şey. Baba bak, çamaşır ipi koptu. Babaannem de senin cambaz ipini ortaya çıkardı. İyi yapmış. Salıncağımızı aldılar. Sen de artık cambaz olursun değil mi? Nerede bu oğlum? Baksana, bizim tel çamaşır ipi olmuş. Biraz kendi başına masal dinlemeden uykuya dalamıyormuş. Bir gece uyku perisi gelmiş. Ve küçük prense demiş ki sen büyüdün. Artık kendi başına uyuman lazım. Küçük prens de ona demiş ki ama ben masal dinleyerek uyumayı seviyorum demiş. Uyku perisi ona deniz kızıyla uyumak istemez misin diye sormuş. Evet isterim. Deniz kızları masal dünyasında yaşar. Eğer deniz kızıyla uyursan masal dünyasında yaşamış olursun. Sahi mi? Evet. Ben onlarla uyuyacağım. Deniz kızlarıyla uyumak istiyorum. Küçük prens deniz kızıyla birlikte uyumak istemiş. Uyku perisi küçük prense deniz kızlarının yanına gitmek için pasaport çıkartman gerek demiş. Tamam, çıkartırım, çıkartırım. Küçük prens masal kapısına gitmiş. Ben pasaport istiyorum demiş. Masal kapısından küçük prense pasaport vermişler. Küçük prens o pasaportla deniz kızının yanına gitmiş. Sonra ne olmuş? Deniz kızıyla beraber yaşamış. Her gece onunla uyumuş. Onun yanında o kadar güzel, o kadar tatlı rüyalar görmüş ki bir daha kendi başına uyurken masal dinlemesine gerek kalmamış. Orada mutlu mesut yaşamış. Masal da burada bitmiş. Baba, ben bu masalı çok sevdim. Çok eğlenceliydi. Ben de oğlum. Bu çok güzel bir masal. Kobustancı danayı yemesin la. Anne. Hı? Hı? Ömer büyüdü. Bak senin de yeni bir torunun var. Ömer bundan sonra annesinin yanında kalsın. Niyeymiş o? Sandra Almanya'da tek başına yapamıyormuş. Korkuyormuş. Çocuk annesiyle beraber kalsın. Onun yanına gitsin. Olur mu? Kıyamam ben ona. Ömer'im büyümüş, anasına kol kanat girecekmiş. Thank you.
el sallayalım. Bir daha göremeyeceğiz onu. Benim söylemem lazım. Çocuk benden düz. Ömer. Kız Kulesi'ne gidelim mi? Üçümüz birlikte. Ömer. Sonra gideriz. Sen gel bir konuşalım seninle. Ömer. Oğlum sen hani deniz kızlarıyla yaşamak istiyordun ya. Hı hı. Senin annen bir deniz kızı. Doğru mu anne? Sen deniz kızı mısın? Evet bir tanem, ben masal dünyasında yaşıyorum. Tıpkı senin gibi benim de kendi dünyam var. Yani annem bizimle mi kalacak? Şimdi annen diyor ki deniz kızları Almanya'ya kaçmış. Burada yapamamışlar. Annen de Almanya'da yaşıyor. Yani sen deniz kızlarını görmek istiyorsan annenle beraber Almanya'da yaşayacaksın. Olmaz, gitmem. Ömer. Oğlum. Bak. Ben şimdiye kadar hep senin mutluluğunu istedim, değil mi? Şimdi annenle yaşarsan daha mutlu olacaksın. Ama ben mutluyum zaten. Baba ben sensiz yapamam. Babaannemi de bırakıp gitmem. Babaannen hasta Ömer. Ben onu iyileştireceğim. İyileşmeyecek Ömer. Babaannen hasta. Ben onu huzur evine yerleştireceğim. O artık bizimle yaşayamaz. Hayır, ben onu iyileştireceğim. Yıldızların altın gününe çok az kaldı. Kız Kulesi'nde oturacağız. Ömer. Kız Kulesi'nde falan oturmayacağız. O bir hayaldi. Biliyorum baba. Hayal etmeden gerçek olmaz. Sen öğrettin. Tamam. Ben öğrettim ama Ömer sen küçüktün ve biz seninle güzel hayaller kurduk. Ama şimdi büyüdün, hepsi yalan oldu. Hem sen kumbaranı da vermişsin. Paraların altına falan dönüşmeyecek. Yıldızların altın günü de yok. Ömer ben sana yalan söyledim. Ama ben sana inandım baba. Sadece sana inandım. Sen ne desen inanacaktım. Sen demedin mi hayalsiz yaşanmaz? Ben senden başkasına inanmam, sensiz hayal kuramam diye. Sen de bana inan lütfen. Gökyüzü geri gelecek. Yıldızların altın gününe çok az kaldı. Salıncağımızı aldılar ama hayallerimizi alamazlar. Yeryüzü onların olsun. Gökyüzü bize yeter. Bunları bana sen söyledin. Hepsini unutacak mıyım? Unutacaksın Ömer. Hepsini unutacaksın çünkü gökyüzünü falan çalmadılar Ömer. Ben düştüm oradan Ömer. Ben ipten düştüm Ömer. Gökyüzünü falan çalmadılar, anladın mı? Anneciğim, yalvarırım beni götürme. Sen gidince baba çok mutsuz oldu. Ben de gidersem yaşayamaz. Sen de biliyorsun, neden susuyorsun? Oğlum sen beni duymuyor musun? Ha? Sen beni anlamıyor musun? Annenle gideceksin Ömer. Bitti. Ömer ben bittim. Ömer ben tükendim artık. Ömer ben sana bakamıyorum, anladın mı? Ben tükendim oğlum artık. Ben tükendim. Anladın mı? Asıl şimdi yalan söylüyorsun. Ben seni tanıyorum. Benim babam böyle konuşmaz. Ömer yeter. Annenle kalacaksın. Oh,
Gerizekalısın Macit. Gerçekten gerizekalısın. Terbiyesiz herif. Geldim, geldim. Rukiye Hanım, bu Ömer'in kumbarası. Çocuk işte, kirayı ödeyeceğim diye bizimkine vermiş. Bizim densiz de utanmadan almış. Alın, çocuğa verin. Bizde kalmasın. Ömer'cim bak, eğer babanı mutlu etmek istiyorsan sen mutlu ol, tamam mı? Çünkü babanın tek istediği şey senin mutlu olman. Yaz tatillerinde buraya gelirsin, istediğin kadar kalırsın. Hatta baban da gelir seni görmeye. Sen bizi bırakıp gittin. Babam senin yüzünden düştü. Şimdi beni de götürüyorsun. Ben artık seni istemiyorum. Bak şu anda bana çok kızgınsın. Biliyorum, haklısın da. Ama biraz da babanı düşün. Onun hayatını zorlaştırıyorsun Ömer. Eğer babanı seviyorsan lütfen benimle gel.
komşu Ömer'in kumbarasını getirdi. Ev sahibinin karısı. Sana. Barış Manço'yu hiç üzme, olur mu? Üzmem, söz veriyorum. Sen de Canmaz Dayı ona masal anlat. Anlatırım tabii. Aynı babam bana anlattığı gibi anlatırım. Ben seni çok özlerim Ömer. Ben de seni çok özlerim Yeliz. Keşke hiç gitmesen. Babam Almanya'ya gitmemi istiyor. Yoksa gitmezdim. Ama onu kıramam. Ben seni hiç unutmayacağım. Sen de beni unutma, olur mu? Unutmayacağım Yeliz. Büyüyünce geri geleceğim. Cambaz olacağım. Gökte yürüyeceğim. Hoşça kal. Ömer? Ömer! Ömer! Sütlerim sana helal olsun. Allah razı olsun süt annem. Sen hiç merak etme. Diyaretine geleceğim her zaman. Güzel kızım. İyi ol, kendine iyi bak. Bir de alnına koy öptükten sonra. Evimize sahip çık. Gör anne. Ben de görmeyeceğim. Çocuğum bizi görürse bırakmaz. Değilim zaten. Torunum var benim.
Adaş bebeğim. Ömer'in yadigarı. Gözüm gibi bakarım ben ona burada. Ja klar. Ich werde heute Abend dort sein. Okay, tschüss. Ömerciğim, hala hazırlanmamışsın. Babam niye bavulu bırakıp gitmiş? Niye beklememiş? Bir daha gelmeyecek mi? Onu bir daha göremeyecek miyim? Babaanneme veda etmeden mi gideceğim? Ama bir tanem biz bunları seninle konuştuk ya. Babam böyle istedi. Gece lambam yok. Babam gece lambamı koymayı unutmuş. E tamam, daha güzel alırız. Hayır, ben onu istiyorum, kız kulesine. Bak Ömer, benim şimdi duşa girmem lazım. Daha uçağa yetişeceğiz. Sen de eşyalarını topla lütfen. Şimdi kız kulesi zamanı değil gerçekten. Aklım yerindeyken beni iyi dinle. Sen iyi bir evlatsın. İyi bir babasın. Bunu böyle bil. Dünyada insan ne ister? Evladının mutluluğunu ister. Evladıyla gurur duymak ister. Ben seninle hep gurur duydum. Ama sen de mutlu ol. Mutlu ol. Bana yeter bu. Sen baba oldun ama hala çocuksun benim için. Ha? Hep böyle kalacaksın. Yaş kaç olursa olsun fark etmez. Çocuğu mutlu değilse insan kötü olur. Damarlarında zehir dolaşır gibi. Şu canı çok sıkılır, çok sıkılır. Çok aklı çıkıp gider. Annem, tamam. Bak sana söz veriyorum. Mutlu olacağız. Ben yeni bir ev kuracağım. Yeni bir soba kuracağız. Etrafında toplanacağız. Kestane pişireceğiz. Sırnaşma kedi gibi. Sana sırrını koklatmayacağım ben. Ne oldu şimdi ya? Bilmiyor muyum ben o paraları kimlere yedirdiğini? Hı? Ha. Annem. Ben şimdi gideyim. Sonra tekrar gelirim, tamam? Ümit, git nereye istersen git. İstersen cehennemin dibine git. Ama güle güle git. Ben seni böyle yetiştirdim. Hadi. Hadi hadi. Eyvallah anne. Thank you.
uçağa binmeden önce hamburger yiyelim mi? Baba, babaanne. Neredesiniz? Balık. Babamla babaannem nerede gördün mü? Görmedin mi?
buralarım. Boyun posun devresi mi? Şeyde mi? Daha da nasipte olmayanı. Ya karı koca kavga etmişler, yakmışlar koskoca bir amca onu. Dökem körlü dükkan ya, yanıyor. Vallahi yanıyor. Ya Emin bir dur, kolay ne olacak bir şey değil bu. İtfaiye çağırmadınız mı? Ya çağırdım, hepsini aradım herhalde. Trafiğe sıkıştılar, ne bileyim. Allah'ım sizin eve de sıçradı. Hayır işim evinin. Cana gel, cana bana gelsin. Tamam, sakin ol. Baba geri gelmiş. Gökyüzünü tutup yiyelim mi? Tamam. Hazır mısın? Evet. Ben ne dersem onu yapacaksın, tamam? Tamam. Sakın korkma. Ben ne dersem onu yapacaksın, tamam mı Aslı? Tamam. Sakın korkma. Dolan bana, ayaklarını at. At ayaklarını. Ümit, yapma oğlum, Allah aşkına yapma. Ümit teyze, ne yapıyorsun? Oğlum, şimdi gözlerini sakın açma. Tamam baba. Ben ne dersem onu yapıyorsun. Hiç hareket etmiyorsun. Tamam? Tamam. Kız kulesini hayal et. Tam karşında, görüyor musun? Evet, görüyorum. Ben de gökyüzüne tutunuyorum. Amca onu ne yapıyor bu ya? Ya sus, ağzını hayat. Adam hayatının hareketini yapıyor. Hadi aslanım, hadi. Ben yürürken sen de bana bir masal anlat. Ama sakın gözlerini açma.
Tamam baba. Kız kulesini kaybetme, tamam mı? Bir cambaz varmış. Oğlunu çok severmiş. Onun için her şeyi yaparmış. Cambaz bir deniz kızına aşık olmuş. Deniz kızı bir gün suya dalmış. Ülkesine gitmiş. Aslında cambaz deniz kızının peşinden gitmek istemiş. Ama o cambaz olduğu için denizin dibinde yaşayamazmış. Gökyüzüne aitmiş. Deniz kızı gidince cambaz çok üzülmüş. Bir daha gökte yürümek istememiş. Melekler buna çok üzülmüş. Ona bir çift kanat verelim demişler. Yürümek istemiyorsa uçsun demişler. Cambaz bir melek olmuş ama bunu bilmiyormuş. Çünkü kanatlarını çırpamıyormuş. Cambaz'ın oğlu babasını o kadar çok seviyormuş ki babası için ne dilese gerçekleşiyormuş. Deniz kızı geri gelsin istemiş ve deniz kızı geri gelmiş. Kumbarasındaki paralar altın olsun istemiş ve hepsi altın olmuş. Gökyüzü geri gelsin istemiş, gökyüzü geri gelmiş. Çünkü babası bir melekmiş ve gökte onunla uçmak istiyormuş. Ömer, geldik oğlum. Sakın gözlerini açma. Korkma. İffet ablan seni tutacak. Tamam. Zaman hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Sen düşmüş bir cambazın değil, bir kahramanın oğlusun artık. Şimdi ben giderken çok mutluyum oğlum. Kalbin yanmasın. Baba. İyiyim oğlum.
Ömer. Baba. Gökyüzüne nasıl tutunduk ama? Al şunu aç. Come on.